Herkese selam arkadaşlar, bugün yine ETS 2'deyiz, Türkiye haritasındayız. HVT grubun hem otobüs hem harita HVT gruba ait. Discord sunucularında linkleri var ama Discord'a girebilirsiniz. Ben VPN'le girdim, araç modunu indirdim, harita zaten vardı. VPN'le girebiliyorsanız arkadaşlar VPN'le girin, başka çözüm yolum yok maalesef, bulamadım. Yani mod linkleri nereye koyacağımı bilemiyorum. Discord'da paylaşıyor, Discord'da da paylaşamıyoruz. Videonun açıklamasına koyamıyoruz, YouTube kaldırıyor. Videoya uyarı veriyor. Yorumlara sabitleyemiyorum. YouTube direkt kaldırıyor. Hiç yani yayınlanmıyor bile o yorum. Direkt otomatik siliyor. Nereye koyacağıma dair hiçbir fikrim yok. Fikri olan varsa yazabilir. Değerlendirebiliriz. Belki hani benim aklıma gelmeyen bir yerler vardır. Değerlendirebiliriz ama maalesef linkleri koyabileceğim bir yer şimdilik bulamadım. Yine VPN'le Discord'da paylaşmaya çalışırım. Girebilenler varsa VPN'de benim Discord'umdan da indirebilirler, bilginiz olsun. Şimdi Ankara'dan başlayıp Bolu'ya kadar iki seferde gidebilmiştik. İlk videomuz Aşti tanıtım gibiydi, böyle birazcık hani haritanın tanıtımı gibiydi. İkinci videomuzda Aşti'den Kocalar dinlenme tesisine kadar gelmiştik. Üçüncü videomuzda da Kocalar dinlenme tesisinden Bolu terminaline kadar varmıştık. Ve akşam yolculuğu yapacağız demiştim. Şöyle akşamüstü güneş gün batımına doğru başlarız. Akşama doğru döner devam ederiz diyordum. Bugün aynı o şekilde bir yolculuğumuz olacak. Bolu terminale gelmiştik. Bolu terminalden, Bolu otogardan başlıyoruz. Kocalar dinlenme tesisine kadar bir rotamız olacak. Hava kararacak muhtemelen. Şu anda saat akşam 21.00. Gün batımına yakınız şöyle. Gördüğünüz gibi. Aracımız Temsa Safir Plus. Şöyle de göstermiş olayım. Gece karanlıkta daha böyle güzel olacaktır diye düşünüyorum. Haydi bakalım yolumuza çıkalım, çalıştıralım aracımızı. Aa, tekte çalıştı, hayret. Başımıza taş yağacak valla. Şöyle kapılarımızı kapatalım. Ha dur, pardon. O düğmeler fern bassaydı, karıştırdı. düğmeler karıştı. Haydi bakalım. Şuradan çıkabiliriz. Haydi bakalım gidiyoruz. Nerede abi? Sağdan. Trafiğimiz ne durumda? Hiç bakmadım ama akıyor, tamam. Bu arada Skybox'ı değiştirmedim. Belki daha güzel Skybox'lar vardır bu saatlerde ya. Bakayım. Aa bak, bu da güzelmiş. Şu güzelmiş ya. Allah, dönüyoruz bu arada. Oo, buraya ne olmuş? Ben hiç bakmadım sağa. Burada çadır karışmış. Ne olmuş buraya böyle? İlerleyebiliyor mu peki? Dur bakayım. Ya ilerliyor da biraz yavaş ilerliyor gibi. Dur bakalım. Şuradan aralara girmeye çalışacağız. Evet, birileri birilerine çarptığı için tabii ki. Dokun bak mesela, al. Öndeki tır geri geri geliyor, arkasındakine çarpıyor falan. Şuradan aralardan girmemiz lazım abi bizim. Başka türlü bunun çözümü olmaz. Bak tır hala geri geri gidiyor, arkadakine çarpıyor. Dörtlü yakıyorlar mecbur.
Hemen şuradan girmemiz lazım. Peki şuradan devam etsek. Şu şerit açık. Birazcık trafiği biz de karıştıracağız şu an ama yapacak bir şey yok. Şuradan sağa atalım kendimizi. Başka türlü çıkamayacağız diyorsa ya trafiği sıfırlayacağız mecbur. Tam da karşıdan güneş göz alıyor yalnız. Aracın içi kapkaranlık gözüküyor. Dayı çok yavaş gidiyorum be. Ben sağa döneceğim ama şuradan geçeyim bari. Ha, hız limiti 30 yazıyormuş. Ondan dolayı böyle. Şimdi Kocalar dinlenme tesisine kadar gideceğim. Biraz uzun sürecek ama gideceğim. O dinlenme tesisine bitireceğim. Bir sonraki videomuzda yine farklı bir otobüste Kocalar dinlenme tesisinden yine akşam başlayacağım. Yani bu iki videoda yine bu haritayı bitireceğim. İlk bitirmemizde Ankara'dan Bolu'ya gelene kadar gündüz geldik. Hem haritayı ilk defa oynuyoruz, etrafı görelim diye. Şimdi dönüş videomuzda da Bolu'dan Ankara'ya kadar, her iki videomuzda da akşam yolculuk yapacağız bu şekilde. Daha karanlık olacak tabii ki hava. Böyle gün batımında başladık ama daha kararacak hava. Bu arada bir saniye. Yansıma detaylarımız falan ne durumda? Bazı modlarda, çünkü ben onları orta seviyeye çekiyorum, camlar çok parlıyor diye. Bakalım. Bak mesela bu ortadaymış. Bunu yükseğe alalım. Gölgeler en yüksek, yüksek, tamam. İç mekan gölgeleri, bunu aktif edince ne oluyor? Bilmiyorum vallahi ne oluyor. Işıklar daha az vuruyor galiba. Polis ışıkları falan. Ben öyle biliyorum ama. Evet, dur bakalım. Gölgeler daha yoğunlaşıyor diye biliyorum çünkü. Daha böyle hani karanlık oluyor diye biliyorum ama şu an güzel. Işık yansımaları falan gayet güzel duruyor. Yine biraz fazla yaylanıyor gibiyiz ama. Beyzade Bolu'doğu. Ali sen mi? Ne yapıyorsun öyle sen? Bir anda.
Hadi dayı. Üstteki bölümü açalım. Bunun için kilometre, dijital kilometre sayıcı yok. Abi inatla geçmiyorlar ya. Vallahi bak inatla geçmiyorlar. Kardeşim 50 ise sana 50. Ben ister basarım ister basmam yani. Bak sağında da adam var. Azıcık onun önüne kıracağız yani. Yapacak bir şey yok. Bak. Bak görüyor musunuz değil mi? Yaptığı hareketi görüyor musunuz değil mi? Ben sağa geçtim adam da sağa geçti. Oyunun trafiği bu kadar. Maalesef. Sallama çok aşırı ya. Çok etkiliyor sürüşü. Şunları şöyle biraz yükseltelim. Şimdi biraz daha iyi yani. Hey yavrum. 120. İyi basıyoruz. Yine sol şerit kapalı. Aday kusura bakma lan. Hızımı almışım o kadar, ne güzel basıp gidiyorum. Yedigöller Park. Yani akşam gece yolculuğu yapıyoruz ama bu yollar komple aydınlatmalı olduğu için tabii ki çok da zımdan karanlık görmüyoruz etrafı. Aslında gerçekte yani bu şekilde aydınlatmalı yollar çok rahat oluyor. Benim açımdan en azından. Çünkü gece yolculukları benim inanılmaz gözümü yoruyor. Çok rahatsız ediyor karşıdan gelen araç ışıkları. Komple zımdan karanlık oluyor çünkü sonuçta etraf. Karşıdan bir anda böyle ışık gelince benim gözlerim çok rahatsız ediyor. Çok yoruyor beni. Bir saatlik, 1,5 saatlik yol bile çok yoruyor gerçekten. Bu tarz yollar rahatlatıyor gözleri ama İşte maalesef her yer böyle değil. Ayvalık'a, Cunda'ya falan gidiyorum mesela hafta sonları ben. Gece geri dönüşte çok rahatsız oluyorum gerçekten. Yoruyor beni yollar. O bir saatlik yol beni mahvediyor yani gelene kadar. Vücudum yorulmuyor ama gözlerim mahvoluyor.
kilometremiz var, 73 kilometremiz var. Harita galiba 1'e 3 ölçekliymiş. Ben 1'e 2'dir falan diyordum ama 1'e 3'müş galiba. Yorumlarda yazan arkadaşlarımızdan öyle gördüm. Karşı tarafta yine karışık bir trafik var. Çadır karışmış gibi. Ya da yol yapım çalışması falan var, bir şeyler var. Rastgele yol olaylarından dolayı da oluyor çünkü böyle. Evet, kabin aydınlatmasını kapattığımız zaman da bu şekilde bir kabin içi görselimiz oluyor. Ama çok hani aşırı hızından karanlık oluyor bu arada. Biraz şöyle aydınlık olsun. Biraz da kabin içini görelim yani. Daha şöyle de yapabiliriz. Gerçi ortada ayna var ama. Şu aynayı takmasaydık biraz da böyle sürebilirdik ama. Ayna taktığım için. Ve üstteki tabela. LED tabela. Bayağı bir kapatıyor görüşümüzü. Ama şöyle de yapabiliriz. Muavin koltuğundan ama hoppa! Evet. Arkadaki de bana çarptı bu arada. Muavin koltuğundan da şöyle sürebiliriz ama bunun tabii ayarını yapmak lazım. Bayağı bir hasar aldırdık araca, stop eder. Evet, motor arıza ışığı yandı. Oba, yağ ışığı yandı. Akü lambası da mı yandı? Akü de yanmış. Lütfen servise gidin. Hasarsızlık modu aktif değil miydi ya bende? Hasarsızlık modunun aktif olması lazım aslında ama unutmuş olabilirim. Bu yeni profil çünkü. Yol üstünde servis bilmiyorum var mıdır. Belki dinleme tesislerinde olabilir ama yok sanırım. Yok. Metro parka geldik. Yok, belki vardır dedim ama. Hele şükür. Etrafta ışık da yok. Kabini de kapatabiliriz şöyle. Oh. Şimdilik stop etmedi araç. Hadi be dayı.
143 ile gidiyoruz. Sakinleyelim. Yüz mü? Yüze sabitleyelim. Virajları atlatana kadar en azından. Şu ne? Allah Allah. Sarı. Araç şöyle yan duruyor. Yanında bir çizgi var. O ne acaba? İlk defa öyle bir şey görüyorum. Ha, sabitleyici ile alakalı bir şey. Ha, şerit takip mi? Dur bakayım. Allah Allah. Sabitleyiciyi açınca o kayboluyor. Şerit takip kullanılıyor mu? Yok. Sadece uyarı sesi veriyor. Evet ve beklenen an motor araca motor arızasına çektik. Bayağı rampa tırmanıyoruz ya. Şöyle gözükmese de.
Abi çok uğur, çok ötüyor valla. Göz rahatlama seansı. Sayede. Motor arızası var. İyi bari tekte çalışıyor da kurtarıyoruz yani. Tesisine gireceğiz. Sağa sağa atalım kendimizi. Sayın konuklarımız, mola yerimize geldik. Oh, seslere bak valla. Araç tamamen mokoko.
Evet, hayırlı uğurlu olsun. Açalım kapılarımızı. Koltuğumuz açık kalsın. O basmamamız gerekiyormuş araca. Evet, yine çalışmayan bir koltuk. Evet, basmayalım. Tamam, böyle kalsın. Evet arkadaşlar. Araç çok şekil gözüküyor yalnız ha. Öndeki aydınlatmaları vesaire. Bunlar hep ekstra takılıyor biliyorsunuz. Hatta uzunları açalım. Uzunları açınca sisler falan da hepsi aktif yanıyor. Kabin aydınlatması. Şöyle normal gece ışıkları aydınlatmaları. Aracım şekil, önümden çekil. Evet arkadaşlar. Hemen şöyle bakalım. Kocalar dinlenme tesislerine yine geldik. Bir sonraki bölüm yine farklı bir otobüste yine akşam yolculuğu yapacağız. Belki yine gün batımı başlayıp o şekilde yola çıkarız ya da yine bu şekilde gece başlayıp belki gece başlayıp gün doğumuna doğru bitirebiliriz. Öyle bir şey de yapabilirim. Mesela saat 21'de başlattım ben videoyu. Ya oyun saatine göre 21'de, 22.39'da buraya kadar gelmişiz. Hani gün doğumu kaçta başlıyor, böyle hava yavaştan aydınlanıyor, aydın yani gün, yani güneşin çıkışını en azından görebilecek şekilde hesaplamaya çalışırım. Buraya mesela 1 saat 40 dakikada gelmişiz oyun saatine göre. Ona göre Ankara biraz daha, yani Aşti biraz daha kısa sürecek. Şöyle işaret atsak. İşte buraya girdiğimiz için tabii rotayı göstermiyor bize de. Ortalama 100 kilometre falandı. Buradan burası. Aşti. Ona göre hesaplayıp gün doğumunu görecek şekilde de yapabilirim. Gece işte saat mesela 1,5 saat değil de işte 1 saatte vardığımızı varsayarsak saat kaçta gün doğumunu göreceğiz? 7'de mesela göreceğiz. 6'da başlarız. Buradan sabaha karşı 6'da çıkarız mesela. 7'de onu görecek şekilde vakti ayarlamaya çalışırım. Farklı bir otobüs yaparız yine. Yeni gelen turizmonun gece görüntüsünü mesela merak ediyorum. Gece yeni gelen turizmoyla yapabiliriz. Bakarız. Ben seçerim onları. Yani dediğim gibi modları ben yine Discord sunucumda paylaşacağım. VPN'le girip paylaşacağım. VPN'le girebilenler varsa o şekilde girip alabilirler modları oradan. Başka bir çözüm bulamadım. Varsa bildiğiniz böyle bir çözüm, beni de bilgilendirebilirsiniz. Benim de kafama yatarsa oralarda da modu paylaşmaya çalışırım. Modları paylaşmaya çalışırım. Bilginiz olsun. Evet, izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.